Vegan anne ve çocuk beslenme serisinde bu hafta sırada omega 3 var. Daha önce omega 3 ve balık yağları ile ilgili birkaç video yapmıştım. Şimdi vegan annelerde, hamilelerde, emzirenlerde, bebeklerde ve çocuklarda ne kadar omega 3 alınmalı, nasıl alınmalı bundan bahsedeceğim. Hamilelik, emzirme, bebeklik ve çocukluk dönemleri beslenmesi mutlaka omega 3 yağ asidini içermelidir. Omega 3 yağ asitleri ALA, DHA ve EPA'dır. ALA bitkilerden kolaylıkla alınabilir. Başta keten tohumu, chia ve ceviz sayılabilir. Zeytinyağı da iyi bir ALA, alfa-linolenik asit kaynağıdır. DHA ve EPA'yı kara bitkilerinden alamayız. Ama vücudumuzda alfa-linolenik asitten sentezlenebilirler. Tıpkı hayvanlardaki gibi. Peki aldığımız alfa-linolenik asit dönüşümü yeterli midir? Her insanın ALA'yı DHA ve EPA'ya çevirme oranı farklıdır. Genetik faktörlere göre. Hatta aynı insanın bile zaman zaman bu çevirme oranı beslenmesine göre değişebilir. Bu yüzden de hamilelikte, emzirmede, bebeklikte ve çocuklukta da artan DHA gereksinimine aldığımız ALA'lar yetmeyebilir. Yani hamilelerin ve emziren annelerin günde en az 2 öğün omega 3 yağ asidinden zengin beslenmeleri önemlidir. Hamilelik ve emzirme döneminde DHA oranı arttığı için ALA yetersiz kalabileceği için takviye önerilmektedir yaklaşık 100 ila 200 miligram civarında. Bitkisel DHA'lar su yosunlarından elde edilir. Veganlar veya bitkisel beslenenler için de gayet güvenlidir. Bebeklik ve çocukluk çağına gelindiğinde yağ alımı sınırlandırılmamalı ama omega 3 ve omega 6 dengesine de dikkat edilmelidir. Vücudumuzda omega 3 ve omega 6 birbirleriyle yarış halindedir. Bu yüzden fazla omega 6 almak aldığınız omega 3'ü de etkisiz hale getirebilir. Burada hatırlatmak istediğim konu şu. Aslında bize çok fazla omega 3 almamız gerektiği söylenir. Oysa o kadar fazla omega 6 alıyoruz ki o yüzden omega 3'ü çok almamız gerekiyormuş gibi gözükmektedir. Omega 6'yı çok fazla almadığımızda ki omega 6 daha fazla hayvansal gıdalarda ve doymuş yağlarda bulunur. Omega 3 gereksinimimiz de o kadar artmamaktadır. İlk 6 ay anne sütü güzel bir omega 3 kaynağıdır. 6 ila 12 ay arasında da yine anne sütü omega 3 açısından yeterince destek olmaktadır bebeğe. 6 ila 12 aylık bebekler yeterince anne sütü almıyorlarsa mutlaka en az bir öğün omega 3 içeren besin almaları tavsiye edilmektedir. 1 yaşından sonra da yine omega 3 gereksinimi hala daha vardır ve en az 2 öğünde omega 3 içeren besin almaları önerilir. DHA nörolojik gelişimde ve retina gelişiminde rol oynadığı için aslında erken bebeklik döneminde çok daha önemlidir. Bu yüzden hamilelik ve emzirme döneminde dikkat etmek diğer zamanlardan daha önemli olduğunu vurgulamam lazım. Sonuç olarak ister vegan olsun, ister bitkisel besleniyor olsun, tüm çocukların 3 yaşına kadar günlük 100 mg DHA gereksinimi vardır. Bunu ALA'lardan yeterince sentezleyemeyebilirler. Bu yüzden belli bir oranda takviyenin bir zararı yoktur. Hiç almayan insanlar yok mu? Var. Sağlıksızlar mı? Hayır değiller. Ama güvenli tarafta kalmak için en az 100, maksimum da 200 mg DHA alınması önerilmektedir. Serinin diğer videolarını kaçırmayın derim. Önceki videolara da göz atmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın.